Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Nokta Atış Kampı'nda Tanzimat sanatçılarına geldik. Divan dedik, halk dedik. Şimdi sanatçılar üzerinden gidiyoruz. Gelin Tanzimat sanatçılarında kimleri seçmişim, hangi önemli eserlerine değineceğiz. Hadi başlıyoruz. Nokta Atış Tanzimat sanatçıları. Şinasi, İbrahim Şinasi'siz olur mu ya? Olmaz tabii ki. İlklerin şair olarak bileceğiz. Her şeyin hemen hemen ilki Şinasi ile başlamış. Çok normal çünkü Tanzimat birinci dönemdeyiz. Daha Bismillah kısmındayız. Batıya penceremizi daha yeni açıyoruz. Doğal olarak daha böyle açacağız, ne var ne yok yeni yeni alacağız. Bunu yapan kişi daha çok Şinasi olunca tabii ki ilklerin şairi olmuş, hak etmiş. Tercüman Ahval biliyorsunuz Agah Efendi ile birlikte çıkardıkları ilk özel gazete cepte kalsın. Şair verenmesi, görücü usulü evliliğin yanlışlığını vurgulayan, 1859 yılında yazılsa da birinci dönemin önemli eserler arasında dahil ettiğimiz, kullandığımız önemli bir tiyatro. Dikkat! Tercüman Ahval mukaddimesinde çok önemli bir giriş makale, ilk makale olarak da bilinir arkadaşlar. Tercüman Ahval gazetesinin mukaddimesi yani ön sözü önemli. Klasizm akımı ise Şinasi'nin olmazsa olmaz etkilendiği akım arkadaşlar. Hadi devam edelim. İsimlerin, en önemli isimlerin en önemli özelliklerini konuşarak gidiyoruz. Yoksa Şinasi'yi uzun uzadıya anlatabilirdik. Veya Namık Kemal de öyle. Gelin Namık Kemal ile ilgili nokta atışlarımızı yapalım. En azından kampın adının hakkını verelim. Hadi hocam. Namık Kemal dediğimiz zaman... Tabii ki vatan şairi. Çünkü vatan millet sakar edecek bu adam. Bu adam hak diyecek, adalet diyecek ve tabii ki şiirde ilk defa hürriyet diye haykıracak. Sesi oldukça gür çıkan önemli isimlerden. Dikkat, aman ya Rabbim. Romantizm akımından tabii ki etkilenecek. Tahrib-i Harabat. Harabat adlı eserle değil mi? Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Tahrib-i Harabat'sa bilinmesi gereken en önemli eserlerinden bir tanesi. Önemli tiyatrolarından Celaleddin Erzemşah ve bu Celaleddin Erzemşah'ın mukaddimesi ön sözü de çok önem taşıyacak. Orada çok önemli görüşlerini yer verecek görüşlerine. Vaveyle adlı şiir yani Çığlık adındaki şiiri de çok çok önemli. Murabbası var, vatan türküsü vesaire vesaire. Neyse. Ya vatan yahut Silistre'de kesinlikle bilinmeli. Bir anda bir yağ diyesim geldi. Yahut'la başlayasım geldi ama vatan yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eseri olması noktasındaysa kesinlikle önem taşıyor. Ahmet Mithat Efendisiz Tanzimat dönemi olmaz. Kendisini yazı makinesi zaman zaman da Hace-i Evvel lakaplarıyla göreceğiz. Ahmet Mithat Efendi geçimini kaleminden sağladığı için o kadar çok eser yazmış ki 200'e yakın hikayesi, tiyatrosu vesairesi var. Halk için roman anlayışını savunması da çok çok önemli bir anlayış. Zaman gelecek Hüseyin Rahmi Gürpınar'da bile bahsedeceğiz bundan. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efendi'nin çıkarmış olduğu Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başlayacak bu işe değil mi edebiyata? Kırkambar, Dağarcık gibi dergilerde, Bedir Devir, Tercüman-ı Hakikat gibi gazetelerde çalışacak. Bunları çıkaracak. Çok önemli. Kendini duyuracak burada Ahmet Mithat Efendi. Ve Tanzimat döneminin ilk gezi yazısı olan Avrupa'da Bir Cevelan adlı eseri de yazacak. Ardından durmayacak. Dekadanlar, yani sözlük karşılığı soysuzlar anlamına gelen dekadanlarla ne yapacak bu eserde? Servet-i Fünuncuları eleştirecek. Yani bu kadar da batıya dönülmez kardeşim diyecek. Paris'te Bir Türk önemli. Felatun Bey ve Rakım Efendi 10 kat önemli değil mi? Yanlış batılılaşmayı işlediği böyle müthiş bir eser. Çerkez Özdenler önemli bir tiyatro eseri biliyorsunuz. Yeniçeriler Cepte Esrar Cinayatsa ilk polisiye roman olması noktasında önem taşıyacak. Ahmet Mithat Efendi önemli isimlerden, dilde sadeleşmeyi savunan isimlerden, Şinasi ile birlikte adeta bu noktada ekol durumdadır. Cebinizde lütfen kalsın hocam. Şemsettin Sami. Şemsettin Sami tam bir dilcidir biliyorsunuz. Dil çalışmaları önemli. Özellikle Orhun yazıları ve Kutadgu Bilig üzerine yaptığı araştırmalar inanılmaz fayda sağlamış, birçok şeye yön vermiş. Tercümanı Şark, Sabah, Aile, Hafta gibi gazete ve dergilerde çalışacak, onları çıkaracak. Taşşuku Talat-ı Fıtnat. Yani hocam Talat-ı Fıtnat'ın aşkları anlamındaki ilk yerli romanımızı da yazacak. Besa yahut Ahde Vefaysa önemli eserler arasında. Kamusu Türkiye, Kamusu Fransız, Kamusul Alam gibi Kamusu Arabi gibi birçok sözlüğün de tabii ki yazarı. Şemsettin Sami için en güzel anahtar kelime dilcidir. Dilcinin dışında ikinci bir kelime ise sözlüktür, sözlük çalışmalarıdır. Şuraya da kocaman bir dil yazayım da ben. Cebinizde kalsın, asla unutulmasın hocam. Devam edelim, şöyle ikinci döneme doğru bir gidelim. Recaizade Mahmut Ekrem. Her güzel şey, hatta zerreden küreye her güzel şey şiirin konusu olabilir diyor. Ben çayımı hafif hafif büyüdüğüm diyeyim hocam. Oh, gece yarısı çektiğim için şu an sahura ne kadar var? Bismillah. Saat şu an yok, çok da geç değilmiş. 12-11 hocam. 1'e geliyor. 12-11 1'e geliyor. Rahat rahat çayımızla çorbamızla videolarımızı çekebiliyoruz. Evet hocam, şiirin konusunu genişletti diyor. E devam. Realizm, klasizm, romantizm akımlarından etkilenecek. Eyvallah. Üstad diyeceğiz kendisine. Üstad
döneminde değil mi? Aman Şemsa, Muhsin Bey gibi hikayeler ön planda. Vuslat, Afife Anjelik gibi çok önemli tiyatrolara imza atarken Kudema'dan birkaç şair gibi biyografik bir eseri var. Zemzemesi önemli. Zemzeme 1-2-3 şiir. İçerisinde eleştirilerin de olduğu bir eser biliyorsunuz. Çok çok önemli. Kimle tartışacak? Tabii ki Muallim Naci ile. Neyse. Geldik Abdülhak Hamit Tarhan'a. Dönemin en önemli isimlerinden bir tanesi. Şair-i Azam. Yani büyük şair ünvanını alacak. İlk pastoral şiir Sahra. İlk uyaksız şiir Validemi yazacak. Ölü, Hacde, Bunlar Odur, Eşber, Nesteren ve Duhteri Hindu sınavda mutlaka ama mutlaka ismi gelirse sorulacak, tercih edilecek eserleridir. Sami Paşazade Sezai dediğimiz zamansa Sergüzeşti'ni hatırlayacağız, küçük şeylerini hatırlayacağız ve tabii ki romanımızı, genel anlamda romanı realizm ve yöneltme noktasında hatırlayacağız, kendisini bileceğiz değil mi? Çok çok önemli bir isim Sami Paşazade Sezai. Romantizmden realizme geçişin ilk örnekler arasında sayılabilecek. Sergüzeşti de tabii ki Dilber adlı karakteriyle hatırlamadan edemeyeceğiz. Şimdi bizi ne bekliyor hocam? Tanzimat sanatçılarından çok güzel bir seçim oldu. Çok önemli isimlerin çok önemli eserleriyle aldık. Şöyle arkama bir bakıyorum. Nokta Atışı Servet Fünun Fecati bizi bekliyor. Cumhuriyet dönemi bizi bekliyor. Sonrasında Nokta Atış kampına ufak ufak son vereceğiz gibi edebi sanatlar var aklımda arkadaşlar. Onlara ekleme düşüncem var. Onun dışında çok da bir şey kalmıyor. Yeni kamplara doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. O zaman hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese.